İzmir Çiğli ile devam ediyoruz efendim yayınımıza. Kurumsal anlamda, ciddi anlamda yol almayı kat etmiş ve dış pazarda da kendine yer edinmiş Özkan Makine firmasındayız sizler için. Yanımızda da firmanın hem makine mühendisi hem de genel müdürü Ümit Bey var. Ümit Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Ümit Bey, sizleri biraz tanıyabilir miyiz öncelikle? İsmim Ümit Şevik, makine mühendisiyim. 2001 yılından beri Özkan Makine'de çalışıyorum. Bu dönem zarfında satış ve Ar-Ge birimlerinde görev yaptım. Şu anda genel müdür olarak görev yapıyorum. Çok uzun bir süre firmada makine mühendisi olarak çalıştınız. Doğrudur, evet. Peki firmanın hikayesini dinleyebilir miyiz? 1983'te kurulan bu firma bugünlere nasıl geldi? Özkan Makine 1983 yılında iki tane çocukluk arkadaşının kurduğu bir aile şirketi aslında. Bu yıllarda konik vanalar ve buhar vanaları imalatı yapmak üzerine kurulmuş. Ama daha sonra piyasadan gelen taleplerle önce çelik konstrüksiyon, fittings ve flanşlar, daha sonra da kelebek vana, check valve, hava tahliye vanaları ve boru hatlarında kullanılan pek çok ekipmanın imalatıyla devam etmiş üretim hayatına. Yıllar içinde gittikçe büyüyen bir firma olmuş, Ar-Ge yatırımları yapmış. 1996 yılında ilk ihracatını yapıyor Özkan Makine. Daha sonra 2000 yılında ISO 9001 kalite sistemini benimsiyor. 2008 yılına kadar geçen dönemde de ihracata yaptığı yatırımlarla üretiminin %70'ini ihracat yapan bir firma haline geliyor. 2011 yılında yine bir aile kuruluşu olan Avusturyalı ünlü boru bağlantı parçaları ve vana imalatçısı Havle grubunun bünyesine geçti Özkan Makine. Bugün iki tane fabrikamız, deneyimli ekibimizle beraber tasarımdan satış sonrası hizmetlere kadar olan bütün süreçleri yöneterek müşterilerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz. Peki bir makine parçası olarak düşünürsek, yani üretiminden son olarak montajına kadar her şey sizin elinizde. Proje kısmı olabilir, tasarım kısmı, üretim kısmı, lojistik kısım. Biraz detaylı paylaşabilir misiniz bizlerle bunları? Şimdi Özkan Makine rakiplerinin aksine mekanik ekipman tedarikçisi olmaktan çok müşterilerine çözümler sunan bir firma. Biz projenin ilk aşamasından son noktasına kadar müşterimize daima temas içinde oluyoruz. %70 anlamda dış pazar dediniz, bu çok büyük bir rakam aslında belki bakıldığı zaman. Ekonomiye ciddi anlamda bir katkı sağlıyor. Bizler için de gurur kaynağı belki kendi sermayemizle dışarıya bu anlamda, bu rakamda bir satış yapabilmek. Peki sizlerin çalışma politikanız nasıldır, nasıl ilerliyor, firmalarla nasıl çalışıyorsunuz? Aslına bakarsanız oldukça değişken bir yapı var. Sonuç olarak bir yatırım ürünü üretiyoruz ve bu dünyanın farklı bölgelerinde farklı şekillerde tedarik ediliyor. Bazı yerlerde direkt idarelerle, direkt devletle çalışıyoruz. Bazı bölgelerde de aracılarla, müteahhit firmalarla çalışmamız gerekiyor. Biz Türkiye'de üretilen bir ürünü bütün dünyaya satmaktan ciddi anlamda gurur duyan bir firmayız. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde insanların kullandığı su bizim ürettiğimiz ürünlerle, Türk insanının ürettiği ürünlerle sağlanıyor. Çalışma tarzımızda her zaman güven esas alınıyor. Mümkün olduğu kadar yakın temas, müşterilerimizle olan sıcak ilişkilerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum sizlere. Bizler şimdi evimizde suyun sadece akıp akmaması kısmına takılıyoruz belki ama bunun arkasında ciddi bir ekip çalışıyor. Ciddi çok ağır makine parçaları çalışıyor. Bunların bakımları nasıl oluyor? Çok ağır parçalarla çalışıyorsunuz, yer altına monte ediyorsunuz. Bu durumlarda bakım anlamında da siz de firma olarak arkasında mısınız? Şöyle söyleyeyim, gerek montaj aşamasında, gerekse satış sonrasında gereken tamir bakım ihtiyaçlarında her zaman son kullanıcının yanındayız. Ama tasarladığımız ve ürettiğimiz ürünler minimum bakım gerektirecek şekilde tasarlanmış ürünler. Yani siz bunları yerine monte ettikten sonra uzun yıllar herhangi bir ağır bakım yapmanız gerekmeden kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bünyesinde bulunduğumuz Havle grubunun ürünleri de özellikle şehir şebekelerinde tamir ihtiyacı duyulduğunda son derece hızlı bir şekilde değiştirilebilecek ve vatandaşın suyunun minimum sürede kesilmesine ya da hiç kesilmesi gerekmeden değiştirilebilecek tarzda tasarlanmış ürünler. Sonuç olarak biz sizin evinizde o musluğu her açtığınızda suyun akmasını garanti etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ümit Bey, sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi firmamızın bir diğer genel müdürü olan Erhan Bey'le röportajıma devam ediyorum.
Evet, Erhan Bey yanımızda. Kendisiyle devam edeceğiz. Firmadaki departmanlar olsun, kalite kısmı olsun, satış kısmı olsun, kalan bilgileri de kendisinden edinmek isteyeceğiz ama öncelikle Erhan Bey'i tanıyalım. Erhan Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Erhan Aral ben. Serbest muhasebeci mali müşavirim. Özkan Makine'nin Havle bünyesine katılmasıyla birlikte ben de Özkan ailesinin bir ferdi oldum. 5 senedir burada çalışıyorum. Çeşitli kilit departmanlarda görev aldıktan sonra en sonunda Ümit Bey ile birlikte genel müdürlük vazifesini yerine getiriyorum. Erhan Bey, çok köklü ve eski bir firma burası. İnsan kaynakları olarak bizlere ne bahsedebilirsiniz? Burada kaç tane departman çalışmakta, kaç tane eleman çalışmakta, görevleri, işe alım süreciniz olabilir? Bunları paylaşır mısınız bizimle? Tabii, memnuniyetle. 145 çalışanımız var. Bunlardan 60 tanesi beyaz yakalı, 80 tanesi mavi yakalıdır. Birçok departmanımız var. Üretimden satışa, insan kaynaklarından bilgi işleme kadar profesyonel çalışanlarla birlikte çalışıyoruz burada. Peki bu firmada satış süreci nasıl ilerlemekte? Sizlerin çünkü ürettiği ürünlere baktığımız zaman bunlar aslında halka birebir satış yaptığınız şeyler değil. Zorunluluk, ihtiyaç olarak bakılabilir hatta. Satış süreci nasıl ilerliyor sizin firmanızda? Evet, bizim müşterilerimiz son kullanıcılar değil. Yani evde suyunu kullanan insanlar değil. Biz daha ziyade proje üzerinden işlerimizi yapıyoruz. Belediyeler, su idareleri ya da benzeri müteahhitler olabilir. Projeleri alıyorlar ve bizimle irtibata geçiyorlar. Biz de onlarla birlikte proje başından itibaren en sonuna kadar götürüyoruz işi. Ben az önce Ümit Bey'le röportajımı yaparken en çok şunu merak ettim aslında. 50 yıl dizayn ömrü verdi bu ürünlere. Bu ürünler çok ağır ürünler, aynı zamanda yer altına monte edilen ürünler. Bakımları da o kadar zor olsa gerek hatta düşündüğümüz zaman. Sizler bu kaliteyi neye dayanarak veriyorsunuz? Kalite bizim için vazgeçilmezdir. Ümit Bey çok doğru söylemiş. Biz 50 sene dizayn ömrü veriyoruz. Ve müşterilerimize de kalitemize güvendiğimiz için 5 ila 10 sene arasında ürün kalitesini, bir güvencesini veriyoruz. Biz en başından en sonuna kadar bilgi ve becerimizle, kullandığımız malzemeyle, makine parkurumuzla kalitemize sonuna kadar güveniyoruz. Bizim güvencemiz budur. Peki ben sizlerin son sözlerini almak istiyorum. Bunlar hem televizyonun karşısında bizi izleyen firma sahipleri olabilir, çalıştığınız sektörler olabilir ya da evinde sadece bu içme suyunu kullanan insanlar olabilir. Ne söylemek istersiniz son olarak? İzleyicilerimize şunu söylemek isterim. Mükemmelliyetçilik, yenilikçilik ve tecrübemizle, bilgi birikimimizle kalitemizin arkasında olduğunu söylemek isterim. Çok teşekkür ediyorum size Erhan Bey. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İzmir turumuz tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyenler.